Kilis Lisesi'nin kıymetli öğrencileri, 12. sınıf konusu olan atom fiziğiyle devam ediyoruz. Elektronun toplam enerjisinde kalmıştık. Oradan devam ediyoruz arkadaşlar. Elektronun toplam enerjisi. Elektron arkadaşlar toplam enerjisinde E kinetik artı E potansiyel bulunması gerekir. Şimdi bunları nasıl bulacağız? Burada arkadaşlar kinetik enerji biliyorsunuz 1/2 mv kare, potansiyel enerji mgh'tı. Burada 1/2 mv kare yine kullanılabilir ama biz 1/2 mv kareyi kullanmadan bu işi yapmaya çalışacağız. Kepler yasasına gidip Kepler yasasını eğer Kepler konusunda uydunun enerjisi falan vardı arkadaşlar, potansiyel enerjileri vardı. Orada potansiyel enerjinin yarısı kinetik enerjiyi veriyordu. Bugün bu konumuzda da yine onu uygulayarak 1/2 mv kareyi kullanmadan potansiyel enerjinin yarısını kullanarak kinetik enerjiyi bulacağız. İşlemlerimiz bu şekilde yapılacak. Öncelikle onu belirteyim. Şimdi arkadaşlar burası çekirdek ve etrafına dolanan bir elektron, çekirdeğin etrafına dolanan. Burada bir çekim kuvvetimiz var. Bu çekim kuvveti bize arkadaşlar elektriksel potansiyel enerjiyi de buradan bulmamızı sağlayacaktır. Elektriksel potansiyel enerji elektrik ünitesinden hatırladığımızda neydi? K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kareydi. Pardon. D kare değil. D'ydi. Burada bizim yapmamız gerekenler neler? Şimdi arkadaşlar K'mızı yazıyoruz. Q1 dediğimiz. Q1 dediğimiz çekirdekteki protonların yükü. Z tane proton varsa proton elektronların yük miktarları eşittir arkadaşlar. Z tane varsa Z çarpı E diyebiliriz. Diğer Q2 dediğimiz ne? Elektronun yükü çarpı E bölü aradaki mesafe burada arkadaşlar ne diyelim? R, N mesela diyebiliriz burada. Kaçıncı yörünge olduğunu, hangi yörünge olduğunu bilmiyoruz. Burada formülümüzden gelen bir eksi mevcuttu. Onu da yazmış olalım. Potansiyel enerji bu şekilde bulunmuş oluyor. Düzeltecek olursak Z kare bölü Rn. Burada kinetik enerjiyi de bir bulalım arkadaşlar. Kinetik enerjimiz ne o zaman? Kepler'e gidiyoruz demiştik. Kinetik enerjiyi de burada potansiyel enerjinin yarısı olarak buluyoruz. Yani K çarpı Z çarpı E kare bölü V çarpı Rn diyebiliriz direkt arkadaşlar. Kinetik enerjimizi de bu şekil yazıyoruz. Peki bundan sonrası için toplam enerji ne demiştik? Kinetik artı potansiyel. O zaman yazalım. E toplam kinetik enerji artı potansiyel enerji. Kinetik enerjimiz K çarpı Z çarpı E kare bölü Rn artı 2'ye bölünmüş hali, evet şöyle yapmam lazım. 2Rn artı bunun önünde eksimiz vardı. Z çarpı E kare bölü Rn. Burayı 2 ile genişlettiğimiz vakit buradan çıkarttığımızda toplam enerjimiz eksi K çarpı Z çarpı E kare bölü 2 gelecektir. 2Rn. Evet arkadaşlar. Peki R yerine ne yazabiliriz? Bir önceki videolarımızda şunu görmüştük. Bohr atom yarıçapı neydi? A0 çarpı n kare bölü z'ydi arkadaşlar. Burada Rn yerine bunu yazdığımızda karşımıza ne gelecektir? E toplam eşittir. Rn yerine bunu yazıyorum. Eksi k çarpı z çarpı e kare. Z'yi yukarıya alırsam yerine yazdığımızı düşünüyoruz. Sonra 2 çarpı ne geliyor? N kareli bir şey geliyor. Şurada z ile z'yi çarparsak şöyle z kare yazmış oluruz. Burada arkadaşlar bazı sabitlerimiz var. Aslında bunun açılımı pi'li bir şeylerden gelirdi. İşte 2pi'nin karesi, k kare, e'nin 4. kuvveti falan filan diye çok uzun bir açılımı var. Ondan ziyade biz hemen burada formülün nasıl çıkartıldığını gösterelim. Şurada belli bir sabitimiz var. Şurası. Şimdi şunlar Rydberg sabiti dersek eğer. Eksi r çarpı z kare bölü n kare geliyor. Aslında arkadaşlar bunun açımı daha da uzun. Ben buradan kısaca bu şekil göstermiş oldum. O zaman toplam enerjimiz R Rydberg sabiti Z, R çarpı Z kare bölü proton sayısı onun karesi bölü n kare arkadaşlar. Potansiyel enerjimiz K çarpı Z çarpı E kare bölü Rn. Kinetik enerjimiz bunun mutlak değer içine alıp yani artılısının 2'ye bölünmüş hali. Kinetik enerjimiz nerede? Burada. Potansiyel enerjimiz burada. Toplam enerjimiz de arkadaşlar buradan geliyor. Toplam enerjimizi bulduysak artık ilerleyebiliriz. Elektron toplam enerjisi eksi r çarpı z kare bölü n kare. Unutmuyoruz. Atomun yarıçapı neydi? N kare bölü z. A0 da bu da yine sabitti. Bunlar birbirine arkadaşlar çok karıştırılır. Lütfen karıştırmamaya dikkat edelim. Şimdi en zor kısmını geçtik. Şimdi sorularına geçiyoruz. Bohr atom modeline göre hidrojen atomunda bir elektron ikinci enerji düzeyinden üçüncü enerji düzeyine uyarıldığında atomun bakalım birinci enerji düzeyin ikinci enerji düzeyinden şöyle diyelim yörüngeler n eşittir 1, n eşittir 2, n eşittir 3. Yarıçapı ne olur? Yarıçap arkadaşlar gittikçe ne olacaktır? Buradan buraya uyarıldığı için yarıçapı artar. Hangileri artar demiş? Yarıçapı artar. Elektriksel potansiyel enerjisi artar mı? Şimdi arkadaşlar potansiyel enerjiyi az önce ne yazmıştık? İşte hatta direkt elektrik konusuna da gidebiliriz de eksi k çarpı q1 çarpı q2 bölü r denir. Şimdi r arttığı için eksili değer olduğunda bu da artacaktır. Elektriksel potansiyel enerjiyle artar. Toplam enerjisi. Toplam enerjiye ne demiştik? Toplam diyelim. Rydberg sabiti başında eksi var. R çarpı z kare bölü n kare. Şimdi 3. enerji düzeyine çıkarsa n artar. N arttığı için bu sonuçta artacaktır. Önünde yine eksi olduğundan. O zaman cevabımız 1, 2 ve 3. Bu 2016 çıkmış soru arkadaşlar. ...2007... çıkmış bir soru. Bir elektronunu yitirmiş helyum atomunun kalan elektronu 3. Bohr yörüngesindedir. Bu elektronun toplam enerjisi kaç elektrovolttur? Bunu nasıl yapabiliriz? Hemen formülümüzü yazalım. Toplam enerji formülümüz eksi r çarpı z kare bölü n kareydi. Burada r'yi arkadaşlar vermesi gerekiyordu. Vermemiş. R'nin değeri 8 nokta kaç olması lazımdı? R'nin değerini arkadaşlar şu anda hatırlamakta. 8.16 mıydı? 8.16 bir şeydi sanırım. Yanlış hatırlamadıysam. İlk şurada diğer değerlerinde yazıyorum bakalım. Buradan tam şey yapalım. Burada parantez içinde arkadaşlar Rydberg sabitini verir. 8.16 bir şeydi. Z'yi kaç vermiş bize? 2. 2'nin karesi bölü 3. Bohr yörüngesinde. 3. Bohr yörüngesi 3'ün karesi. Yine 3'ün karesi diyelim. Çarpı 8.16 diyelim bakalım. Buradan ne gelecektir? Tamam arkadaşlar işte 8.16 değil de arkadaşlar eksi 13.6 idi. Buradan 4 bölü 9 dersek, evet doğru hatırladım, 13.6. Buradan arkadaşlar işlemlerimizi yaptığımızda ne gelir? 136 bölü 10 yazsak çarpı 4 bölü 9. Buradan arkadaşlar gerekli işlemleri yaptığımızda bakalım şuraya 5, şuraya 2 bölü 45 yaklaşık arkadaşlar 6.04 geliyor. Evet, ÖSYM bunları birbirine bölmenizi istemiş. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sınavda yapacaksınız. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.